birkaç önerileri varmış ama. Tabii öncelikle çok beğenmişler. Birkaç önerileri varmış ama. Ben gideyim. Annem beni merak eder. Hadi Ece seni geçen gün patates etmiş sette. Hiç anlatmıyorsun. Yok be abi. Aksine yardım etti. Sağ olsun benim repliklerimi ezberlemiş. Sen saf mısın oğlum ya? Sen de şiiri açırmışsın Murat Cemcir. Hiç anlatmıyorsun. Açıldım oğlum. Halk da beni bağrına bastı sağ olsun. Sadi de işte aşk peşinde. Ben taktik değiştirdim abi. Birkaç hafta böyle platonik takılacağım. Ahmet, Feride yengeyi göremiyor. Senin yanında ne zamandır, hayırdır? Ben görüyorum Sadi. Senin görmen gereken bir durum yok zaten ortada. Hakikaten lan. Nerede yenge? Toplantıda ya Cemcir. Bizim gibi boş gezinin haytası değil ya. Hey babala. İçecek mi la? İçmeyek la. Azıcık insana dönek. Vallahi az dinlenek. İçmeyeceksek ben eve kaçar abiler. Ne zamandır eve gitmedim. Haydi. Bana bak, ben siz bir şey yapmayın ha. Tamam lan. Kırılır, bozulur, üzülürüm. Ona göre. Fıtı fıtı. İçecek mi la? Yok be oğlum. Ben gideyim, uyuyayım ya. Oğlum Sadi'yle kalksaydın niye kalkmadın? Niye kalkmadım? Bu ne la? Dosya işte, şey bu ya. Şiirli bar var ya, orada elime verdiler. Ne var içinde? Vallahi billahi bakmadım. Murat, dışarı çık ve benimle biraz yürü. Sana sırrımı vereceğim. Artık yaşın geçiyor oğlum senin. Ne sırrı lan? Lan oğlum, neredeydim, ne yapıyordum, ne yapmak istiyordum da neleri yapamıyordum. Her şeyi anlatacağım sana. Artık 40'ına yaklaştın oğlum, bil bunları. Neredesin oğlum sen? Dışarı çık, ben Sadece. Senin bir adım önündeyim Murat. Her zaman bir adım önündeyim. Arkadaş bu ne ya? Bak gizlenememiş bile arka. Ahmet Kural, adamını tanı. Muratcığım, çok düşündüm, taşındım. Sana anlatmakta bir sakınca görmedim. Birazdan sana anlatacağım şeyleri zaten sen en fazla yaşın itibariyle 3-5 sene daha deneyimlersin. Ondan sonra yapabilmen mümkün değil. Tıbbi destek almadan yapamazsın. Çünkü bir ayağın çukurda senin. Çok yaşın var yani. Ne diyorsun lan? Murat bak, darılmaca gücenmece yok. Sen babam yaşında adamsın. Babam 33 yaşında, evladı var. Kendisi daha 48 yaşında. He, babanın 5 yaşındayken çocuk sahibi olabiliyor. Garip değil, ben garibim. Hemiz. Sadece beni dinle Murat. Hani insan bazen öyle bir şey yaşar ama anlatamaz. Ama bilir ki yaşadığı şey şairlere ilham verir. Konu sıkıntısı çeken dizi senaristlerine bir sezon daha yazdırır. Ondan sonracıma ergenlerin hayallerini süsler ama bütün kadınların da midesini bulandırır. İşte ben öyle bir şey yaşıyorum belli aralıklarla. Arkadaş sanki bana kayıp şehir Atlantis'in haritasını verecek. La oğlum ne güzel sen böyle süslediğin, çok güzel ambalajladığın, bir güzel paketlediğin saadetle işte. Murat, benim hayatım tek bilinmeyenli, basit, adi bir denklem. Yalnızca X var. X'in peşinden koşuyorum. Y yok, Z yok. Dublümüye desen zaten ben onu telaffuz edemiyorum. Sadece X var. Bak sen bu anlattıklarımdan bir şey çıkarmışındır. La sen de ne aforizma sıçtın yala bu akşam. Sen tabii yaşadığın her şeyi kafanda canlandırıyorsun. Ondan sonra zevke gelip anlatıyorsun değil mi? Yaşadığın en güzel günü düşün Murat. Birazdan o bile sıradanlaşacak. Ah deme, oh de, oh de Muratcığım. Öyle bir yer ki orada her şey mübah. 200 dolar falan yok. Herkes neden orada olduğunu biliyor. Kalıç, fak, fest, Murat. Murat? Murat neredesin? Aba sen nasıl bir insansın lan? Ben bütün bunları senin için anlatıyorum. Sen nereye, sen nasıl? O ne la? Lan arkadaş bunu açık bırakmışsınız bunu. Ya buraya insan düşer ölür lan. Her şeyinizle Salih abim ilgilensin. Salih abime... Var mı? Bismillah.